Gençler Milli Eğitim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu dördüncü tekrar testi, 10. sınıf fizik sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz, 3 ve 2 ohmluk dirençler kullanılarak oluşturulan elektrik devresine ampermetre ve iç direnci önemsiz 30 voltluk üretiş bağlanmıştır. Buna göre ampermetrede okunan değer kaç amperdir diyor. Şimdi üreticimizin gerilimi 30 volt. Voltu yazalım. Şimdi bunların eş değer direncini bulacağız. Yukarıdaki 6 volt. 6 ohm pardon. Şu 2, 4, 6 burası da bu 3'ü de 6. Gençler şu 6 ile 3 de paralel. Bu 3'ün olduğu şu dirençte bu da paralel olunca bunun eş değer direnci 2 olur. Şimdi yukarıda 6 var. Aşağıda da 2, şuranın tamamı 2, 4, 6 var. Yani devre bu duruma getirilmiş oldu. Altı ile altının eş değer direnci de biliyorsunuz paralel bağlılarda eğer dirençlerimiz özdeş ise aynı değerde ise direncin değerini direnç sayısına bölüyoruz ya da tersinden topluyorsunuz 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 şeklinde. O zaman bize ampermetrenin gösterdiği değeri soruyor. İ eşittir. Üretici gerilimi 30 volt. Şuradaki eş değer direncimiz 3 volt. 3 volt diyoruz. 3 ohm. O zaman 30'u 3'e bölersek ampermetrenin gösterdiği değer 10 amperdir gençler. Cevabımız Adana. Diğer soruya geçelim. Özdeş dirençler ideal ampermetre ve üreteç kullanarak şekildeki devre oluşturuluyor. Kapalı devre için iletken topuz bir yönünde çekilerek yukarıdaki topuza dokunduruluyor ve ampermetrede okunan değer V1 oluyor. İletken topuz iki yönünde çekilerek yani şu iki yönde çekilerek topuza dokundurulduğunda ise ampermetrede okunan değer I2 oluyor. Buna göre ampermetrede okunan değer I1 bölü I2 oranı nedir diyor. Şimdi topuz buraya dokundurulduğu zaman şimdi devreyi harflendirirsek burası A diyelim. Burası B olur. Burası da C olur. Yani devremiz A G C şeklinde düzenleyebiliriz. AB arasında bir direnç var. Buna R diyorum. Özdeş. BC arasında bir var. Yukarıda bir olsun. Altta BC arasında iki var. İki tane direnç var. Seri. Şöyle bitti üst. Sonra AC arasında bir daha var. Şimdi bunlara da ana kolda da ampermetre var. Şimdi gençler bu tür sorular sistemin eş değer direnci bulunarak da çözülebilir. Farklı yollardan da bu tür sorular çözülür. Biz şöyle çözelim. Evet. Evet, değişikliği. Evet, tamam. Neyse şuradan geçen akım 2 amper olsun. Şuradan geçen akım da
1 amper. Şurası ana kol olduğu için 3 i olur. Üstteki koldaki potansiyel V eşittir gençler. 3 i R1 var. Şurayı çarparsak. Artı şu kollardaki potansiyel de eşit olur. 2 i çarpı R şeklinde yazabiliriz. O zaman üretim potansiyeli 5 i R olur. Yani şurası 5 i R oldu gençler. V eşittir dediğimiz zaman. Şimdi alt koldaki paralel bağlamalarda alt koldaki potansiyel de 5 i R olur. O zaman buradan 3 i akım geçerse buradan 5 i R'yi i çarpı R'ye eşit dediğim zaman 5 i'lik akım da buradan geçer. O zaman şu ampermetrenin gösterdiği değer i'dir. 3 ile 5'in toplamıdır. 8 i'dir gençler. Şimdi topuz diyor. Şu şekilde aşağıya değdirilirse o zaman bizim yeniden harflendirmemiz lazım. Devremiz şu şekli alır. Şurasına A, şu girişi A dersek A, B, yukarıda R, üçü de paralel olur. Şurada R. Burası 2 R olacak. Yani şununla şunun toplamı 2 R. R. Burası da 2 R olur. Şimdi gençler. Topuz iki yönde aşağıya doğru çekildiği zaman devremiz bu. Üreticimizin potansiyeli de bir öncekinden hesaplamıştık. 5 i r'ydi. Devreyi böyle tamamladık. Yani şu v. Şimdi 2 r'den 5 i r'yi 2 r'ye bölersek buradaki akım 5 bölü 2 olur diyoruz. Birden çözüyoruz. Buradan 5 amper olur. Buradan da 5 bölü 2 amper geçer. Dolayısıyla şuradaki ampermetreden okunan değer 5, 10 olur gençler. 10 amperlik akım geçer. O zaman bize i1 bölü i2 oranını sormuştu. i2 oranı. Eşitlediğimiz zaman i1'i 8 bulduk. i2'yi de 10 bulduk. Ve sadeleştirsek 4 bölü 5. Tabi yazılarımız biraz çirkin oluyor ama idare edeceksiniz. Diğer soruya geçtik. Üçüncü soru. Diyor ki özdeş dirençler, ideal voltmetreler ve iç direnci önemsiz üreteç kullanılarak şekildeki devre oluşturuluyor. Yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi gençler devrelere baktığımız zaman voltmetreleri yok sayabilirsiniz. O zaman bu dirençler ucuca seri bağlanmış. Buna göre diyor yargılardan hangileri yanlıştır? Seri bağlılarda aynı akım geçer. Yani hepsinde aynı akım geçer. Yani
Buradan da aynı akım geçer. Buradan da hepsinden diyelim ki hepsinden iyi akımı geçsin. Dirençlerimizin özdeş olduğuna göre dirençte R olarak gösterebiliriz. Diyor ki V4 voltmetresinde okunan değer üreticinin gerilimine eşittir. V4 ne yapıyor gençler? Tümünü kapsıyor. Yani üreticinin potansiyeli V eşittir. İ akımı geçtiği için İ çarpı 1, 2, 3, 4, 5 lira. İşte üreticinin potansiyeli bu. V4 de bunu gösterir zaten. Birinci yargımız doğru. Bu doğru. V1 voltmetresinde okunan değer V3 voltmetresinde okunan değerin yarısı kadardır. V1'e bakalım ne var? V1 İ çarpı 2R. Çünkü orada iki tane direnç var. Gençler. Bize V3 voltmetresine bakalım. V3 voltmetresinde de buradan da geçen akım iyi. Kaç tane direnç var? 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla ikinci yargı da doğru. V1 voltmetresine okunan değer V3'ün voltmetresine okunan değerin yarısı kadardır. Görüldüğü gibi yarısı kadar. İki de doğru. V4 voltmetresine okunan değer V2 voltmetresine okunan değerin iki katı kadardır diyor. Şimdi V4 voltmetresine okunan değer 5 IR'ydi. V2'de okunan değer 3 VR, iki katı değil. O zaman üçüncü seçeneğimiz yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2. Seçeneklerde yanlışı diyor. Hangisi yanlış? 1 ve 2 doğru. Üçüncüsü yanlış. Cevabımız Ceyhan'dır gençler. Yanlışı sorduğum için. Dördüncü soruya bakalım. 6 ohmluk 3 direnç kullanılarak KLM devreleri oluşturuluyor. Devreler gerilim değerleri artırılabilen üreteçlere takılıyor. KLM devrelerinde gerilime bağlı akım grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre diyor, yargılardan hangileri doğrudur? Eş değer direncinin en büyük olduğu devre M devresidir. Gençler, gerilim akımın grafiğinin eğimi bize direnci verir. Eş değer direnci verir. 3 tane direnç kullanılmış. VM'nin eş değer direnci 36'yı 2'ye bölerek bulunur. 36 bölü 2'den 18'dir. VL'yi bulalım. Tek tek bulalım. VL'nin de 27 bölü 3. Ne yapar? 9 yapar. RK'ya bakalım. K'nınki de 10 bölü 5. Eş değer direncinin en büyük olduğu devre M devresidir. Doğru gençler. K devresinde dirençler birbirine paralel bağlanmıştır. K devresine bakalım. Bize 3 tane 6 ohmluk direnç vermiştir. Eğer 6 tanesi paralel bağlanmış ise üçü de şekilde görüldüğü gibi bağlanmış ise eş değer direncimiz
6 bölü 3'te 2 çıkar. Doğru. Bu seçeneğimiz de doğru. L direncin de iki direnç paralel, diğeri onlara seri bağlanmıştır. L'de iki direnç paralel diyor. 6 ile 6 paralel. Diğerleri ona seri bağlanmıştır diyor. Yani devre şu şekilde. Bunun eşdeğer direnci 3. 6'yı 2'ye bölersek 3. 3 ile 6'yı toplarsak 9. Seçeneklerin 3'ü de doğru cevap gençler. Cevabımız Edirne'dir. Şimdi lamba, reosta ve iç direnci önemsiz üretici ile şekildeki devre kuruluyor. Reostanın sürgüsü hareket ettirilerek lambaya bağlı ampermetre ve voltmetrede okunan değerler kaydediliyor. Yapılan deneyde akım ve gerilimin zamanla değişimi tablodaki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Gençler şu reosta sürgü bu tarafa giderse direnç azalır. Eksi yönde giderse direnç artar. Bu lambamız, bu ampermetre, voltmetre, voltmetre gerilimi ölçer. Ampermetre de devredeki akımı ölçer. Şimdi kronometreyi tutmuşuz. Sıfırda akım 1, gerilim 5. 5 saniye sonra akım 2, gerilim 10. 10 saniye sonra akım 3, gerilim 15. 15. saniyede akım 4, gerilim 20. Şimdi gerilimin akıma oranı bize direnci verir. Bakın 5, 12'ye bölersek 5, 15'i 3'e bölersek 5, 24'e bölersek. Lambanın direnci 5 ohm'dur. Doğru. Reostanın sürgüsü artı yönde hareket etmiştir. Artı yönde hareket ederse reostanın sürgüsü direnç sadece şurası kalır. Direnç azalınca akım artar. Doğru. Zamanla devrenin eş değeri azalmıştır. Tabii zamanla devrenin eş değeri ne yapmış? Azalmış gençler. 3 kesinlikle doğrudur. Cevabımız Edirne. Diğer soruya bakalım. Özdeş X, Y, Z lambaları ile özdeş ve iç dirençler önemsiz üreteçler kullanılarak şekilde devre oluşturuluyor. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Olumsuz soru örneğinde yanlışı bulacağız. İki ucu arasında gerilimin en büyük olduğu lamba Z lambasıdır. Gençler bakın üreteçler doğru bağlanmış. Z'den 2V'lik şunlara V dersek 2V'lik akım geçer. Doğru. Biz yanlışı bulacağız. X ve Y lambaları aynı parlaklıkta yanar. X'de devre şöyle olur. Y lambasından da bu şekilde. Bu da doğru. Üzerinde en fazla akım geçen lamba X lambasıdır. Bu yanlış gençler. Akım geçen lamba neydi? Z lambasıydı. Doğru yanıtımız C'dir. Diğer soruya geçelim. Yedinci sorumuz diyor ki KLM ve N özdeş lambaları ile iç direnci önemsiz özdeş üreteçleri kullanarak şekilde devre kuruluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor gençler. Şimdi K lambası ışık vermez diyor. K lambasına bir bakalım. Şu iki üreteç zıt bağlanmış. Dolayısıyla bu ışık vermez. Doğru. En parlak M lambası yanar diyor. En parlak M lambası yanar diyor. M lambasına bir bakalım. Bununla bu zıt bağlanmış. Bir üreteç den geçmiş. Bu yanmış gençler. Doğruydu. Bu yanlış. L ve M lambaları üzerinden geçen akımlar eşittir.
LDM seri bağlı olduğu için seri bağları da aynı akım geçer. Cevabımız Ceyhan'dır geçsin. Sekizinci soruya geldik. Dikdörtgenler prizması ve halka şeklindeki iki cisimde prizma olanı dikey olarak yere konup halka üzerine konulmaya çalışılıyor. Yani şu halka prizmanın üstüne konulmaya çalışılıyor. Defalarca tekrarlanan bu olayda bazen halka prizma üzerinde duruyor, bazen ise el çekilir çekilmez halka fırlayarak yere düşüyor. O zaman işte bu ikisi de muhtemel. Çünkü elimizi çektiğimiz zaman halka fırlıyorsa aynı kutuplar birbirini iter, halkayı ne yapıyor? İtmiş oluyor. Buna göre yargı hangileri doğrudur diyor. Prizma ve halkanın ikisi de birer mıknatıstır. Çünkü biri demir, biri mıknatıs olmuşsa halka düşmez. Halkanın yere düşme nedeni birbirine bakan yüzeylerin aynı kutup olmasıdır. Doğru. Halkanın prizma üzerinde durabilmesi birbirine bakan yüzeylerin zıt kutup olduğunu gösterir. Üç seçenek de doğrudur diyor. Ve cevabımız Edir. Dokuzuncu soruya geldik. Birbirine paralel yerleştirilmiş özdeş iki çubuk mıknatıs şekildeki gibidir. Buna göre mıknatıslar ile aynı düzlem üzerinde bulunan KLM noktaları için ifadelerden hangileri doğru olabilir diyor. Doğru olabilir. L noktasında manyet kalan sıfırdır. Şimdi manyet kalan N kutbundan çıkar. S'ye doğru gelir. Buradan da N'den gelip S'ye doğru. Doğrudur gençler. Birinci yargı doğru. K noktasında manyet kalan yönü sağa doğrudur. K noktasında şöyle manyet kalan çizdiğimiz zaman o şu taraftadır. Doğrudur. M noktasına manyetik alan yönü sağa doğrudur. M'ye baktığımız zaman manyetik alan gençler M'den çıkıp C'ye sola doğrudur. Bu sağa doğru diyor. Yanlış. M noktasına manyetik alan yönü sola doğrudur. O zaman seçenek 1, 2 ve 4. seçeneğimiz doğrudur gençler. Helyum iki elektronlu bir atomdur. İyonlaşma sonucu elektronlardan biri atomdan ayrılıyor. İçerisinde helyum gazı bulunan bir şarj tüpü bir gerilim kaynağına bağlanıyor. Anahtar kapatılınca gaz iyonlaşarak ışıma meydana geliyor. Işıma meydana gelirken tüp içerisinde bir ve iki yönde negatif ve pozitif yüklerden kaç Q kadar yük hareketi olmuş olabilir diyor gençler. Şimdi üreticimizin burası artı kutup, burası da eksi. Çünkü şu anahtarı kapatırsak eksi, artı. Şimdi negatif yüklü parçacıklar iki yönünde. Pozitif parçacıklı yükler de bir yönünde hareket eder. O zaman helyum atomunun özelliğinden dolayı bir yönünde artılar hareket edecek. İki yönünde de eksiler. Helyumun özelliğinden dolayı artı eksi 8 cevabımız olur. Dikdörtgenler prizma şeklinde özdeş katı cisimler 4 eşit bölmelidir. Özdeş katlara X, Y, Z ve T sıvılarına bırakıldığında şekildeki bir dengede kalıyor. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Sıvılar arasında öz kütlesi en küçük olan X sıvısıdır. Doğru. X sıvısına daha çok bakmış. En büyük kaldırma kuvveti T sıvısına uygulanır diyor. Yanlıştır gençler. Sakın görünüme bakaraktan bu en büyük kaldırma kuvveti T sıvısı uygular şekli yanlıştır.
Çünkü kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Bu da ne demektir? Batan kısmın hacmi çarpı sıvının öz kütlesi eşittir cismin ağırlığına. Şimdi yüzey ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti daima cismin ağırlığına eşittir. Cisimler değişmediğine göre üç sıvıda da kaldırma kuvvetleri cismin ağırlığına eşit. Dolayısıyla en çok kaldırma kuvveti T sıvısında diyemeyiz. Sadece T sıvısının öz kütlesinin en büyük olduğunu söyleriz. Cevabımız B'dir. Aynı ağırlıkta olan KL cisimlerinde K cismi sıvıya bırakıldığında şekil 1'deki gibi batmaktadır. K cismi sıvıdan alınıp V cismin üzerine konularak tekrar aynı sıvıya bırakıldığında şekil 2'deki bir dengede kalıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bakalım. Şekil 2'de cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti şekil 1'de uygulanan kaldırma kuvvetinin 2 katı kadardır. Bilemeyiz gençler. Bunun 2 katı olduğunu bilemeyiz. Şekil 2'de K cismi L'nin üzerine alınıp sıvıya bırakılırsa sıvı seviyesi azalır. Doğru. Çünkü K daha ağır. Cisimler ağırlığı kadar değil, hacimleri kadar sıvıyı taşırır. L'nin üzerine konulduğu zaman hacmi kadar sıvının yerini değiştirmiş olur. Eğer şuraya koyarsak, buraya koyduğumuz zaman, sıvının buradan aldığımız zaman, buraya koyduğumuz zaman ağırlığı kadar değil de askıda ya da yüzen cisimler ağırlığı kadar sıvının yerini değiştirir. Batan cisimler ise hacmi kadar sıvının yerini değiştirir. Dolayısıyla D'nin üzerinden K'yı sıvının içerisine koyduğumuz zaman sıvı seviyesi azalır. İkinci yargı doğru. Şekil 2'de kapta meydana gelen ağırlaşma, şekil 1'de meydana gelen ağırlaşmanın 2 katı kadardır. Doğru gençler. Cevabımız denizdir. Onun için soruya geldik. Ağzına kadar su ile dolu olan taşıma kabına KLM cisimler sırasıyla bırakılıyor. Son durumda cisimler su içerisinde şekildeki gibi dengede kalıyor. Cisimler atıldıkça dereceli kap içerisinde büyürken suyun hacmi tabloda verilmiştir. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Gençler sadece K cismi bırakıldığı zaman 20 santimetre, L ile K bırakıldığı zaman 50 santimetre. O zaman şu L'nin hacmi kaç santimetre küp olur? 30 olur. 30 santimetre küp olur. M ile de 3'ü de bırakılırsa 60 olur. O zaman bunun batan kısmının hacmi 10 santimetre küptür. Çünkü yarısı batmış. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. En büyük kaldırma kuvveti L cismine uygulanmıştır. Evet. L cismi 20 santimetre küp sıvı taşıyor. Doğru. K cisminin hacmi L cisminin hacmine eşittir. K cisminin hacmi 20 santimetre küptür. L cisminin hacmi 30 santimetre küptür. Bu yanlış. Gençler. Cevabımız doludur. Diğer seçeneklere bakalım. K cisminin hacmi M cisminin hacmine eşittir. K cisminin hacmi 20 idi. M'nin de tamamı 20 olur. Çünkü yarısı o. En az kaldırma kuvveti M cismine uygulanmıştır. Çünkü kaldırma kuvveti taşırdıkları sıvının ağırlığına eşit. Bunu 10 santimetre küp taşımış. Doğru. Öz kütlesi en büyük olan cisim K cismidir. Çünkü batmış. Öz kütlesi aynı sıvıda batan cisimlerde cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olur gençler.
Boş bir kap, içerisine 100 santimetre küp hacminde. İşte şunun hacmi 100'müş. Bir cisim bulunmaktadır. Eşit ve sabit debili musluklar aynı anda açılarak kap doldurulmaya başlanıyor. Musluktan akan sıvıların öz kütlesi 1 ve 2 gram bölü santimetre küptür. Kap dolarken cismin batan hacminin zamanla değişimi grafikte verilmiştir. Yani batan hacminin 60 santimetre küpten sonra batan hacim yani şu kadar. Ondan sonra sıvı akışı demek ki durmuş. Kap içerisinde oluşan karışımın öz kütlesi 1,5 gram bölü santimetre küptür. Debileri eşit olduğuna göre eşit. Buradan da 5 saniyede 1 gram bölü santimetre küp akar. Burada da 5 saniyede 2 gram bölü santimetre küp akar. Yani debiler eşit olduğu için buradan 10 santimetre küp akarsa diğer bir deyimle buradan da 10 santimetre küp eşit hacimli karışımlarda öz kütlelerin aritmetik ortalamasıydı. Öz kütlelerini toplayıp 2'ye böleriz. 2 ile 1'in toplamı 3, yarısı 1,5 yapar. Birinci yargı doğru. Son durumda cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük olamaz. Kaldırma kuvveti batan kısmının hacmi çarpı 1,5'la bulunur. Cismin öz kütlesi 1,5 gram bölü santimetre küptür. Bu bilgiler gerçeklik sağlamıyor. Yalnız birdir. Gençler. Başma seviyesine kadar birbirine karışmayan iki sıvı dolu olan kaba dışarıdan bir cisim bırakıldığında toplama kabında sıvı birikiyor. Sıvılardan birinin öz kütlesi diğerinin iki katı kadardır. Yani alttaki sıvının öz kütlesine 2B dersek yukarıdaki sıvının öz kütlesi, pembesinin öz kütlesi değildir gençler. Şimdi toplama kabında biriken sıvının ağırlığı, yani şu sıvının ağırlığı 2F'ymiş. Şimdi hangi sıvı taşmış? B yoğunluklu sıvı taşmış. Bu son durumda bunun yarısı 2D yoğunluklu sıvı da yarısı da D yoğunluklu sıvı da dengede kalmış. 2F kadar olduğuna göre cismi etkileyen kaldırma kuvveti cismin ağırlığı ve taşıma kabında meydana gelen ağırlaşma nedir? Gençler şimdi 2F'si taşmış. Taşan sıvının kaldırma kuvvetine eşit olur. Taşan sıvının kaldırma kuvvetine eşit olur. Seçeneklere bakalım. Kaldırma kuvveti 2F, F, 3F, F diyor. Gençler şimdi sadece pembe sıvının birbirine karışmayan sıvıları sadece yukarıdaki öz kütlesi az olan sıvı kaldırma kuvvetini belirlemez. İkisi de bu cisme ikisi de aynı şekilde kaldırma kuvveti etkiler. Yani V çarpı D artı V çarpı 2D kaldırma kuvvetini oluşturur. Burası 3VD yapar. Kaldırma kuvveti. Taşan sıvı V çarpı V2F olursa bu da 3E olur. Kaldırma kuvveti bu. Cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit. 3F. Kaptaki ağırlaşma cismin ağırlığından taşan sıvının ağırlığını çıkarırsak F kadar olur. Cevabımız F. 16. soruya geldik. İçerisinde bir miktar hava bulunan esnek olan piston takılı olan borunun ucuna yerleştirilmiştir. Piston içeri doğru itildiğinde
balonun hacminin arttığı gözleniyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Piston ittirilmeden önce ve sonra balonun içine gaz basınca eşittir. Balonun içerisinde bir miktar gaz olduğu için açık hava basıncı P0 balonun içerisindeki gaz basıncına eşittir. Bilgiye eşittir gençler. Birinci yargı doğru. Son durumda balonun içine gaz basıncı açık hava basıncına eşittir. Piston ittirilirse, böyle ittirilirse balon ne yapacak? Şişecek. Esnek cisimlerde dış basınç, iç basınca her zaman eşit olur. Bu da doğru. Sadece balonun hacmi artar. Piston ittirilmeden önce borunun içinde havanın basıncı açık hava basıncından büyüktür. Bu yanlıştı zaten birinci yargıda söylemiştik. Cevabımız 1 ve 2'dir gençler. Üstü kapalı silindir biçimli kap birbirine karışmayan iki sıvı ile tamamen doludur. Hava takılı özdeş musluklar aynı anda açılıp sıvı akışı bitene kadar gözlem yapılıyor. Sıvı akışı biten musluk hemen kapatılıyor. Buna göre diyor yargılardan hangileri doğrudur? Gençler buruların basıncı P eşittir. HDG'de hesaplanırdı. Hadi gel diye kodluyorduk. Şimdi alttaki musluğun üzerindeki basınç en büyük. Dolayısıyla buradan daha çok su fışkıracak. Buradan daha az hızı daha küçük olacak. Musluklardan çıkan sıvıların hızı zamanla azalır. Tabii basınç azaldıkça hız azalacak. Bu yargı doğru. Üstteki musluktan sıvı akışı daha önce biter. Tabii ki burada sıvı daha önce bitecek. Kap tamamen boşalmaz. Nedeni bu musluk kapatılınca kabın içerisindeki bir miktar havadan dolayı kapta bir miktar sıvı kalır tamamen boşalmaz. Çünkü iki madde aynı anda aynı yerde bulunamaz. Kapta bir miktar gaz olduğu için tamamen boşaltılamaz. Üçü de doğrudur. Arkadaşlar. 18. soruya geldik. Açık hava basıncı 76 santimetre diyor. Yani dışarıda basınç 76 santimetre olduğu bir ortamda deminde bulunan pompa yardımıyla sırasıyla yo ve gazlara ağzı açık silindir şeklindeki gibi dolduruluyor. İşlem bittikten sonra XYZ gazları ile sıva şeklindeki bir dengede kalıyor. Buna göre XYZ gazların basınçları arasındaki kaçtır diyor. X'e bakalım. Üzerinde 3 santimetre, 3, 6, bir de burada var gençler. 7, 76 ile 7'yi toplarsak 83 olur. X'in basıncı. Y gazının basıncı Y'nin üzerinde 3 ve 1 santimetre civarının 76 ile bunu da toplarsak 4 santimetre civarı da toplarsak 80 yapar. Bu Z gazının üzerinde sadece 3 santimetre açık hava basıncı ile civa var. 3 santimetrelik civa var. Bu da gençler 79 yapar. Şimdi 83, 80, 79 cevabımız Adana. Kalınlıkları aynı tahta parçalarına oluşan yapboz parçaları çekildi ve şekildeki gibi üst üste konuluyor. Çekildiğinde tahtanın zemine uygulandığı basınç P kadar olduğuna göre şekil 2'de zemine uygulandığı basınç kaç P'dir diyor. Şekil 1'deki basınç P
demiş. Ne bir daha yazayım. Eşittir. Şimdi bunların ağırlıklarına x diyelim. Tüm cisimlerin ağırlıklarına x diyelim. Şuradaki bölmelerde 2'ye 1 desek 3 diyelim. Havanın şeyini. Diğerine p üssü diyelim. İkinci durumdaki basıncı. Ağırlık yine değişmiyor. Buna 2 demiştik. Bunun kuda 2. Taban alanı 4 olur. O zaman p bölü p üstü gençtir. Dört bölü üç olur. Birinci kesir aynaya yazar, ikinci ters çalışır. Ama bize şeyi soruyor, p üstüyü soruyor. P üstü o zaman işler dışlar çarpımı yaparsanız 3 p bölü 4 olur. Cevabımız Adana. Evet, son soruya geldik gençler. Bakalım. Bir sisteme ait basınç zaman grafiği verilmiş. Demek ki belli bir basıncımız varmış. Onun üzerinde basınç düzgün olarak artmış. Verilen grafik 1. Katı cisim üzerine boş kalan sabit debili musluktan su akıtılıyor. Sabit debili musluktan su akıtılırsa basınç düzgün olarak artmış. Bu grafik olabilir. 2. Katı cisim üzerine belirli periyotta özdeş kütleler yerleştiriliyor. Belirli periyotlarda özdeş kütleler yerleştirilince basınç doğru orantılı olarak artmaz. Bu şekilde artar. Katı cisme bağlı uçan balon seyyar bir pompa yardımıyla şişiriliyor. Şişirilirse bu cisim havaya doğru balon bunu kaldırır. Basınç azalır. Oysa grafikte basınç artmıştır. O zaman doğru cevabımız yalnız birinci grafik bir doğrudur gençler. Bugünkü Mep'in göndermiş olduğu 10. sınıf fizik sorularını çözdük. Bu derslerinizde başarılar dilerim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.